Poligon Ateş Kulübü'nün YouTube kanalından tekrar herkese selam. Bu bölümümüzde yine dünyada en popüler silahlardan biri olan Türkiye'de bir adıyla Kanas ama orijinal adı Draganov olan aslında daha da orijinal adını sorarsanız Sniper Skaya Vintovka Draganova. Türkçe çevirisi de Draganov keskin nişancı tüfeği. Türkiye'de kanas olarak anılmasının iki rivayeti var. Bir, kanas Arapça avcı, keskin nişancı demek. İkinci rivayette KNS, yani keskin nişancı silahının kanas olarak anılması ile ilgili. Birincisi bana daha mantıklı geliyor çünkü Türkiye bu tarz olaylarda kanastan çok çekmiş bir orduya sahip. Bu silah da yine Sovyetler Birliği'nde 1958 ve 63 yıllarında tasarlanıp üretildi. Soğuk savaş döneminde yine uzun menzilde etkili bir silah ihtiyaç vardı. Ellerindeki hali hazırda olan yine AK-47'ler ve diğer silahlar bu menzilde işe yaramıyordu. Hatta ak 47in tek eksi tarafı 200 metre üzeri atışlarda başarısız olması. Bunun üzerine Sovyetlerin maalesef güzel bir huyudur bu icat eden kişi silah adını verir ve maalesef telaffuzu zor. Bu yüzden biraz kopya çekeceğim. Mucidi Yevgeni Fedorovich Draganov. Bu silah 1958 yılında tasarımına başladı ve 63 yılına kadar tamamlayıp seri üretime çıkardı. Bu silahı orduya ilk dağıttıklarında ordu stratejisi gereği şöyle bir şey yapmak zorundaydı. Her birliğe birer keskin nişancı atamak ve maalesef bunun yanında asker sayısını azaltmak ki soğuk savaşta göğüs göğüsle çatışmalar çok fazla yön olduğundan Sovyetler Birliği'nin pek işine gelmedi. Bu yüzden zaten hali hazırda AK-47'ye alışmış olan ordusuna birazcık daha eğitim vererek AK-47'nin yine baz alınarak yapıldığı bu Dragunov silahı atıcılara, askerlere teslim edilmiş oldu. Bu silahın bazı özellikleri var. Üzerindeki optik dürbün sadece Dragunov için üretilmiş bir optik dürbün ve üzerinde mesafe bazalıcı ilk işaretlerin bulunduğu dürbünlerden biridir o dönemde insan boyu bu tarz teknik çalışmalarda 1.70 olarak kabul edildiğinden üzerindeki mesafe ölçer buna göre tasarlanmıştı. Yine 7.62 çapında bir mermi atar ama sadece 7 en 1 adı verilen bir 7.62 bu silaha özel tasarlandı. Bunun dışındaki 7.62 türleri bu silahta işlevsizdi. Hatta günümüzde Bixi silahının kullandığı mermiyle Dragunov birbirine uyumludur. Bir Bixi mayonunu söküp da çok rahat ateşleyebilirsiniz. Dragonov'un aslında bende özel bir yeri var. Aldığım kurslarda uzun menzil atışlarımı ilk Draganoğlu yaptım. Etkili menzili 800 metredir. Teknik bilgiler arasında yer alan bilgi budur. Ama kendim bir kullanıcı olarak bu silahla 1700 metrede atış yapmıştım ve son derece başarılı bir keskin nişancı silahıdır. Keşke ülkemize yasalar izin verseydi de kendime bir tane alabilsem. Bu silahın farklı varyatları da denendi. Katlanan dipçikli, bolt actionlı, şarjörsüz modelleri. Ama aslında ben kendim direkt bir Dragon kullanıcısı olarak katlanan dipçikten yana olamam. Çünkü katlanan dipçik maalesef silahta bir titreşime sebep olur ve bu yüzden yekpare dipçik keskin dişli tüfeklerinde her zaman daha iyidir. Şarjör kapasitesi 10 mermidir. Şarjörüne göre farklılık gösterebilir. Genelde zikzak çift sıra olarak yerleştirilir. Bugün hala Orta Doğu'da ve terörle başı belada olan çoğu ülkede ve maalesef teröristlerin elinde bu silah çok yaygın bulunmakta. Aslında Kanas adı da daha çok Arap ülkelerinde bulunduğundan bu şekilde geldiğini düşünüyorum. Bu silah bazı Hollywood filmlerinde de efsane bir şekilde gösterilmiştir. Örneğin gerçek bir hayattan alıntı olan Amerikan Sniper filminde Amerikalı keskin nişancı Chris Kyle'ın karşısındaki terörist nişancı bu silah kullanmaktadır ve filmde bir sahnede bin metreden fazla bir mesafeden Chris Kyle'a ateş ettiği bir bölüm vardır. Bu silah Sovyet tarafında ve bugünkü Rusya tarafında yarı otomatik AK-47 olarak tanımlanır. Çünkü mekanizması neredeyse AK-47 ile birebirdir. Bazı farklılıklar dışında neredeyse aynı hiçbir fark yok. Bu yüzden diğer adı yarı otomatik AK-47 olarak anılır. Ve bu silahın üzerindeki optik dürbünde o dönemlerde ilk kez denenen bir yöntem vardı. Bugün biz hala kullanıyoruz onu. Gece de atış yapabilen bir dürbündü. Gece görüşü yoktu tabii o dönemlerde ama içindeki o taksimat ve ölçü birimlerini aydınlatan bir ışık vardı. Bugün hala modern optiklerde bunu rahatlıkla görüyoruz. Ve gece atışlarında çok büyük bir rahatlık sağlıyordu. Orta Asya, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde birçok ülke ve bizim ülkemiz dahil ordunun resmi envanterinde SVD Dragonov tüfeğini bulundurmaktadır. Polar Atış Kulübü'nün bu yeni serisinin ikinci bölümünde size yine Sovyetler'den çıkma bir silahı tanıttık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.